Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çıtır çıtır hem de yumuşacık bir börek tarifim var. Elde açılan böreğin tadına tabii ki doyum olmaz. Ben de el açması börekleri çok seviyorum. Çok sevdiğim için de hazır yufka yerine hemen mutfağa girip bir hamur yoğurup açmak bana daha kolay geliyor. Hamurun dokusu muhteşem oldu. Açarken sizi hiçbir şekilde zorlamayacak, çok rahat bir şekilde açıldığını sizler de göreceksiniz. Evet, hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak tenceremize 3 adet orta boy patatesi koyuyoruz, haşlansın. Haşlanırken biz hamurunu yoğuralım. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık suyu koyup maya eriyene kadar karıştıralım. Yaklaşık 10 dakika kadar mayanın aktif hale gelmesi için bekleyeceğiz. Sürenin sonunda mayamız köpürdü. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt ve 4 su bardağı un ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Unu lütfen kontrollü dökelim. Yoğurdunuzun kıvamına göre, ununuzun kalitesine göre az miktarda da olsa un ilavesi yapabilirsiniz. Yalnız sert bir hamur olmasın lütfen. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Bakın, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Tezgahımın üzerine biraz un alıyorum ve hamuru üzerine bıraktıktan sonra katlayarak yoğuruyorum. Burası çok önemli. Muhakkak hamurunuzu katlayarak şöyle 4-5 seferde yoğurun. Ardından hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı yuvarlayalım. Bezelerin üzerine örtüp tam 10 dakika dinlendireceğiz. Haşlanmış olan patatesleri çatal ile ezelim. Üzerine tuz ve pul biber koyup güzelce karıştırıyoruz. Soğan ilave etmedim ama eğer seviyorsanız yağda biraz soğan kavurup da ilave edebilirsiniz. Yufkalara sürmek için yarım çay bardağı eritmiş olduğumuz tereyağı ve yarım çay bardağı zeytinyağını tenceremizde karıştıralım ve kenara alalım. Bezelerimiz dinlendi. Bir tanesini alalım. Diğerlerinin üzerini tekrardan örtelim ki kurumasın. Bezemizin altını ve üzerine un serptikten sonra açmaya başlayabiliriz. Oklava ile açacağım ama isteyenler merdane de kullanabilir. Açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar. Misafirlerinize ve ailenize kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yufka açamıyorum diye endişe etmeyin. Başta da belirttiğim gibi hamurun dokusundan dolayı çok rahat bir şekilde açılıyor. Evet, yufkamız bayağı inceldi. Şimdi yağlı karışımdan 1 yemek kaşığı üzerine gezdiriyoruz. Kenarlardan içe doğru katlayarak yufkanın tamamen yağ bulanmasını sağlayalım. Ardından zarf şeklinde katlayalım. İlk önce karşılıklı kenarları katlıyoruz. Yalnız katladıktan hemen sonra tekrardan yağlı karışımdan fırça ile sürelim. Daha sonra karşılıklı iki kenarı katlıyoruz. Yalnız katlamadan hemen sonra üzerini yağlamayı unutmuyoruz. Evet, katlama yaparaktan bir kare elde ettik. Bu karenin de üzerini tekrardan yağlı karışım ile yağlıyoruz. Daha sonra hemen uç kısımlarına iç harcımızdan koyacağız. İç harç olarak patates kullandım ama istemiş olduğunuz herhangi bir iç harçla da hazırlayabilirsiniz. Harcımızı koyduktan hemen sonra zarf şeklinde tekrar katlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi böreğimiz hazır. Böreğimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alalım. Yalnız yerleştirirken biraz aralıklı olsun çünkü pişme esnasında kabaracak. Şekil verme kısmını tekrar göstermek istiyorum. Yufkamızı incecik açtıktan sonra yağlı karışımdan 1 yemek kaşığı yufkamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ardından karşılıklı kenarları içe doğru katlayalım
ve yağlı karışımımızdan katladığımız yerlerin üzerine sürelim. Diğer karşılıklı iki kenarı da katlayarak bir kare elde edeceğiz. Yalnız her katlama yaptığımızda üzerlerini yağlamayı unutmuyoruz. Elde etmiş olduğumuz karenin köşelerini iç harcımızdan koyuyoruz ve zarf şeklini veriyoruz. Böreklerimizi yarım saat tepsimizde mayalandıracağız. Yarım saatin ardından çok az bir şekilde yağ kalmıştı. İçine bir adet yumurta sarısı kırdıktan sonra dinlenmiş olan böreklerin üzerine fırça ile gezdiriyorum. Bu ilk yapmış olduğum tepsiydi. Bekleme süresinde çok güzel bir şekilde kabardılar. Üzerlerine susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Hatta karıştırabilirsiniz de. Fırına vermeden önce üçgenlerin orta kısmına bıçakla hafif çizikler atıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Böreğim pişerken evim misler gibi koktu arkadaşlar. Bakın böreklerim pişti, hemen fırından alıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan böreğim hazır. Size hemen çıtırlığını dinletmek istiyorum. Böreğimin içinde görmenizi istiyorum. Küçük bir dilim hemen kesiyorum. Böreğimiz pişerken yanına çay demlemeyi unutmayın. Sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Biz çok sevdik. İnanıyorum ki sizler de çok seveceksiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.